Emsal teşkil eden davalardan bir tanesi bu. Aydın'da görülmüş. Kronik olan direksiyon arızası, aracı iadeye kadar mahkeme kararı çıkmış. Aracın fiyata geri iadesine ve bedelinin kullanıcıya geri ödenmesine dair gerekçeli karar. Aynı şekilde Toroslar Kaymakamlığı'nda görülen başka bir dava, direksiyon mili. Kronik olduğu ve kullanıcı kusuru bulunmadığı belirtilmiştir diye verilen karar. Dosyanın bilirkişi raporu incelemesinin tüketicinin haklılığının ürün bedeli olarak alınan 898 lira bedelinin iadesine karar verilmiş. Burada da aynı şekilde. Bu torpidosundaki çatlağın kronik olduğuna dair İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti'nin vermiş olduğu karar. Bunda da aynı şekilde problemin kronik olduğu belirtilmiş. Yine Dodur ve Kaymakamlığı'nın vermiş olduğu karar. Bu kararda da direksiyon arızasının kronik olduğu ve kullanıcıya harcamış olduğu bedelin geri iadesine dair verilmiş başka bir karar. Aracı geçtiğimiz Temmuz ayının 20'sinde ikinci el olarak aldım. Aldıktan 4-5 gün sonra direksiyon arıza ışığı yandı. Bunu ne olduğunu öğrenmek için servise gittiğimde bana direksiyonun hani tork sensörü konum arızası verdiğini, hani açı sensörünün arızalı olduğunu, yani bunlar da kronik olduğunu söylediler. Daha sonradan kendim araştırdığımda internetten, kullanıcı yorumlara baktığımda bunun kronik bir problem olduğunu, birçok kişinin bu sorunu yaşadığını, bazılarının ise servis tarafından, hani aracı servise götürüp de fiyat tarafından ücretsiz olarak değiştirdiğini gördüm. Bazılarının ise belirli oranlar çıkartılıp hani %40'ını siz ödeyeceksiniz, %60'ını biz veya %60'ını biz, %40'ını siz ödeyeceksiniz gibisinden yanıtlar verdiğini gördüm. Hani bunda itiraz edip tüketici haklarına başvurulacağı söylendiği zaman fiyatın daha sonradan bunu tamamen ücretsize çevirip mağduriyetlerini giderdiğini gördüm. Bir yakınımın başına gelen olayda da direksiyonu yolda giderken kilitlendi aracın. Arabayı servise götürüp bıraktığında bu direksiyon kutusundaki arızadan dolayı ilk başta red cevabı geldi fiyatın kendisi tarafından. Aracı servisten 10 gün boyunca almadı. 11. gün fiyattan gelen telefon, değişim talebiniz onaylanmıştır. Parça değiştikten sonra aracınızı gelip alabilirsiniz diye yanıt geldi ve bunun üzerine parçası değiştirildi. Başka bir akrabamda da aynı problem bu. Torpidosundaki çatlak. 2009 model aracı ve torpidosundaki bu çatlaktan dolayı komple torpido yenisiyle değiştirildi. Hiçbir ücret ödemedi. Tamamıyla fiyat tarafından karşılandı. Ben başvuru yaptığımda ise bana verdikleri yanıt, %40'ını biz karşılayacağız, %60'ını siz karşılayacaksınız. Ben bunu kabul etmedim. Yani tüketici haklarına başvuracağımı söyledim ve örnek olarak internetten davaları araştırmaya başladım. Bununla ilgili 3 tane örnek teşkil eden dava buldum. Bu direksiyon arızasının kronik olduğuna dair mahkemenin vermiş olduğu kararlar. Üçünde de kullanıcı hatasının olmadığı, bu arızanın kronik olduğu belirtilmiş. Bir dava sonucunda aracı iadesine kadar gidilmiş. Yani ben aracımın bu probleminin fiyat tarafından karşılanmasını, giderilmesini istiyorum. Hani fiyat yaptığı araçların arkasında dursun yani. Sonuçta bu kurumsal büyük bir firmaysa yaptığı malzemenin, aracın arkasında durmalı. Sonuçta herkes buna para verip alıyor yani. Paramızı biz kolay kazanmıyoruz. Yani bu şekilde problem yaşamayı kimse istemez. Ben eşim hamile, hastaneye ben kontrole gideceğim. Arabayı korkarak, çekinerek kullanıyorum. Direksiyonda herhangi bir kilitlenme meydana gelir, kaza yaparım, ederim diye arabayı korkarak kullanıyorum. Hani fiyattan istediğim sadece benim problemimin giderilmesi. Fiyat
Evet, mahkemeye vereceğim. Çünkü ücretsiz olarak bu değişimi kabul etmedikleri için mahkemeye vereceğim.